Arkadaşlar selamlar. Borsada yine satış ağırlıklı bir gün ve birçok bireysel yatırımcının psikolojisinin bozulduğunu, umutsuzluğa kapıldığını görebiliyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Her şeyin fiyatı artıyor. Her şeyin fiyatı artarken, enflasyon artarken bu borsadaki hisse fiyatları da buralarda kalamaz. Şöyle örnekleyelim sizlere. Ticaretle uğraştığınızı düşünün ve bir ürün, bir hizmet sattığınızı düşünün. Bugün sattığınız ürünü 2 ay sonra aynı fiyattan yerine koyabilir misiniz? Koyamazsınız değil mi? Ne bekleriz? Daha yüksek fiyatlardan alma ihtimaliniz daha yüksek. Neden? Çünkü enflasyon var, aşırı para arzı var. Hisse fiyatları da böyle. Bugün evet düşüş gösteriyor olabilir ama bugün sattığınız 2 ay sonra bu fiyattan alamayacaksınız. Dolayısıyla burada karamsarlığa kapılmaya gerektirecek bir şey yok. Ya da mal ve hizmet alıyoruz hepimiz değil mi? Bir yerlerden alışveriş yapıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Aldığınız ürün ve hizmetlerin fiyatı 2 ay sonra ucuzlar mı sizce? Ya da enflasyonist ortamda daha mı artar? O yüzden zaten talebi öne çekmiyor musunuz? Alabildiğiniz, ihtiyacınız olan şeyleri önden almıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ve aşırı para arzının arttığını, oluştuğunu biliyoruz. Bu da enflasyonist yapı demek. Yani para miktarı artarken reel ekonomideki mal ve hizmet miktarı artmıyorsa aynı düzeyde, demek ki o mal ve hizmetlerin fiyatı artacak. Diğer bir deyişle paranın değeri düşecek. Şöyle örnekleyelim. Örneğin Sabancı Holding. Arkadaşlar piyasa değeri şu anda 4 milyar 250 milyon dolar. Sabancı'nın Eylül 2022 net kârı ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyar dolar. 1,5 milyar dolar net kârı olan bir Sabancı kendi şirketini bu fiyattan satar mı sizce? Elbette ki satmaz. 3 çeyreklik kârı 1,5 milyar dolar. Hatta daha öteye gidelim. Mesela Cemtaş diye bir firma var değil mi? CemTS hisse kodu. Bu hissenin arkadaşlar piyasa değeri Eylül 2022 net karının da altında. Bakın net karının da altında. Böyle şirketler var. Değerlemeler öyle yere gelmiş durumda ki bugün gördüğünüz bu nominal fiyatları daha sonra mumla arayacaksınız. O yüzden elinizdeki malı bence kaptırmamak lazım. Panik yapmamak lazım. Evet silkeliyorlar, evet döküyorlar, psikolojinizi bozuyorlar. Borsanın gerçeklerinden biridir bu. Küçük yatırımcıyı böyle manipüle ederler, ellerinden malı toplarlar, sonra yukarılara götürürler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.